Oh oh, ne değişik adam bu böyle Remzi. Ah, sihirli bir kılıç. Dedem kaldı dışarıda. Hadi Uyustan Yüce amca, hadi az kaldı. Bu kar fırtınası ne kadar uzun sürüyor böyle. Yürüyemeyecek kadar kendimi donmuş hissediyorum. Evimiz şuracıkta Tanju amca. Gel ben sana biraz yardım edeyim hadi. Geliyorum ama çok zor geliyorum. Her yer buz kaplamış. Çok fena da kar yağıyor. Zor geliyorum Tanju amca, çok zor geliyorum. Ah! Ne oldu Şakir, kalk kalk. Ayağım bir şeye takıldı Tanju amca. Bu ne acaba? Hadi kazalım hemen, kazalım. Kazdıkça kazdıkça bir şey çıkıyor Tanju amca. Aa! Bir tane adam çıktı. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Acaba hangi yıldayım? Senelerdir karın altına buz tuttum. Kendimi çok yaşlı hissediyorum. 2019'dayız efendim. Ve çetin bir kış yaşıyoruz. Hadi gelin sizi bizim eve götüreyim de iyice buzlarınızı çözelim. Eviniz çok uzakta mı? Yok yok. 5-10 adım kaldı aslında ama kardan dolayı gidemiyoruz. Dur seni biraz ovalayalım. Buzların çözülsün. Oh oh. Oh oh. Teşekkür ederim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Yürüyebilecek misiniz peki? Evet evet. Yürüyebiliyorum zannedersem. Hadi gidelim. O zaman önden gideyim. Size yolu göstereyim. Siz çok değişiksiniz. Hiç bize benzemiyorsunuz. Aha, bir bilseniz ben nerelerden geliyorum. Buyurun buyurun gelin. Baba, bir misafirimiz var. Merhaba millet. Siz de mi buz tuttunuz yahu? Merhaba efendim. Aa, ne değişik adam bu böyle Remzi. Kardeşim sen nereden geliyorsun? Bir dakika Necati, ilk önce bir hoş geldin diyelim. Sonuçta evimize gelmiş. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Oğlunuz Şakir beni kar altından çıkarttı. Ben yıllardır oradaydım. Çok şaşırdım şu anda. Remzi, Necati, siz de gayet buz tutmuşsunuz. En iyisi size de kar altından çıkan arkadaşa yaptığımı yapayım. Biraz hohlayalım, biraz da ovalayalım. Hadi Şakir, sen de bir el at. Ah Necati, ne vardı bu kadar buz tutacak? Ben galiba bu duruma alıştım Uyuz Tanju. Takır takır titremiyorum bile artık. Ha gayret, biraz daha ovuşturmam lazım. Baba, ben de seni ovuşturayım biraz. Ne kadar buz tutmuşsunuz böyle ya? Çözülecek misiniz acaba, merak etmeye başladım. Hadi oğlum hadi, biraz daha, ha gayret. Çözülüyorsun galiba baba. Allah'tan konuşabiliyorsun yani. Dilin donmamış. Ben galiba çözülüyorum Remzi. Acaba çözülmesem mi? Böyle kalıcı kilo verir miyim Remzi? Evet evet, galiba ben de çözülüyorum. Aa, kilolu olmama rağmen ilk önce ben çözüldüm Remzi. Tamam Necati tamam, sevin de kimseye söyleme. Hadi baba hadi. Yaşasın yuppi, ben de çözüldüm. İyi de ben niye hala üşüyorum Remzi? Çünkü kış çok zorlu geçiyor Necati. Isınamıyoruz. Aa, dışarıda bir şeyler oluyor. İnanmıyorum baba, dışarıda bir şeyler oluyor. Ne oluyor Şakir, bize de anlatsana. Baba, her şey yok oluyor dışarıda. Bütün her şey. Bir tane bir tane. Ağaçlar, arabalar, evler. Biliyordum böyle olacağını. Ben çözülünce o da benim peşimden geldi tabii. Kim geldi? Ne oldu? Sihirli bir kılıç. Ve şimdi de her şeyi bir bir yok ediyor. Ne yapacağız peki o zaman? Hemen bu evi yerinden taşımamız lazım. Evi mi taşıyacağız? İyi ki Kadri evde yok. Bugün gezmeye gitmişti. Hep taşınalım taşınalım diye tuttururdu. Çok iyi oldu bu. Ona da sürpriz olur. Hadi ben çalışmalara başlıyorum. Hazırlanın ve kemerlerinizi bağlayın. Hep beraber taşınıyoruz. Bir dakika bir dakika, uçamayız. Dedem kaldı dışarıda. Şakir, sana bir tane baston vereceğim. Onun da dedenin yakala, hemen buraya getir. Tamam tamam, tuttum. Hemen yakalıyorum onu.
Tamam, artık rahatlıkla gidebiliriz.